Arkası Yarın. Şantajcının Katili 7. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Eser Ed McBain. Senaryo Beyza Kara. Kayıt Engin Karagöz. Kurgu Bilal Mert. Program Yönetmeni Selahattin Aksungur. Say Kramer adında sabıkalı bir şantajcı bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülür. Olaya polis müfettişleri el koyar. Banka hesaplarında yapılan araştırma sonucu şantajcının hesabına 4 aylık kişinin ödeme yaptığı belirlenir. Bunlardan biri bir politikacıyla evli olan eski bir manken, diğeri meyve suyunun içinden fare çıkan bir fabrikatördür. Polis şantajcının hesabına para yatıran diğer iki kişinin isimlerini ise belirleyememiştir. Yapılan soruşturmaların sonuçsuz kaldığı bir sırada şantajcının bir av partisine gittiğini öğrenen polis soruşturmayı bu yönde derinleştirir. Öldürülen şantajcı av partisinde 4 kişiyle tanışmış, bunlardan birisiyle kavga etmiştir. Ancak kavga edilen adam av partisinden sonra bir daha eve dönmemiştir. Bunun üzerine polis müfettişi av partisine katılanları sorgulamaya karar verir. İlk olarak Frank Ruder adındaki reklamcıyla konuşur. Ancak adamdan bir şey öğrenemez. İkinci olarak John Murphy adlı emekli borsacıya gider. Telefonda polis müfettişi olduğunuzu söylemiştiniz, değil mi? Evet, 87. bölgeden müfettiş Steve Carella. Tanıştığımıza memnun oldum Bay Carella. Ben de öyle. Burada ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz Bay Murphy? Evet. Ne zaman emekli oldunuz? 15 yıl oldu. 50 yaşına gelince işi bıraktım. Şimdi 65 yaşındayım. Zamanınızı neyle geçiriyorsunuz? Yapacak çok şeyim var. Örneğin? Golf oynuyorum, balık tutuyorum, hava çıkıyorum. Bir de spor arabam var. Geçen yıl bir yarışa katıldım. İyi bir şoförümdür. Arabanızın markası ne? Porsche. Hiç yarış kazandınız mı? 2 yarışa katıldım. İlkinde 4., diğerinde 2. geldim. Peki usta bir şoför olduğu kadar iyi de bir avcı mısınız? Tersine, kötü bir avcıyım. Elim titrer, ülserim var. Sinirden tabii. Bakın ellerime nasıl titriyor. Bay Murphy, geçen sonbaharda katıldığınız bir av partisinden söz eder misiniz bana? Cucamonga'da. Tabii tabii. Ama anlatacak fazla bir şey yok. Tek başına gitmiştim. Orada 4 kişiyle tanıştım. Kimdi onlar? Durun bakayım, bir hatırlamaya çalışayım. Yaşıma göre hafızam fena sayılmaz. Evet. Birinin adı Cy Kramer'di. Oldukça, nasıl söyleyeyim, gıcık biriydi. Nereden vardınız bu karara? Kaldığımız motelde Frank Ruther adında biriyle yemek yüzünden tartışmıştı. Bu da yetmemiş, Phil Kettering'le dövüşecekti. Allah'tan ben ve Joachim Miller buna izin vermemiştik. Hepsinin de isimlerini hatırladınız. Ve size söyledim, hafızam oldukça iyidir müfettiş. Motelden ne zaman ayrıldınız? Gününü söyleyemem ama ajandama bakarsam sanıyorum size daha çok yardımcı olabilirim. Cy Kramer önce ayrıldı. Ardından ben, sonra Bay Ruther ve Bay Miller üçümüz aynı anda ayrıldık. Ya Phil Kettering? Aslında hepimizden önce Bay Kettering ayrılmıştı. Kahvaltısını eder etmez arabasıyla ormanda dolaşacağını söyleyerek bizimle vedalaşmıştı. Peki o sabahtan sonra Kettering'i bir daha gördünüz mü? Hayır, zaten tanışıklığımız orada olmuştu. Aramızda şehirde görüşelim diye bir konu geçmemişti. Bir daha hava çıktınız mı? Hayır. Ne marka tüfekleriniz var Bay Murphy? 3 tane. Bir karabina, bir 22'lik. Bir de büyük av hayvanları için kullanılan bir tüfeğim var. Bu sonuncusu ne marka? Savage. Kaçlık? 300'lük. Görebilir miyim? Niçin? Görmek ve yanıma alıp götürmek istiyorum. Niçin? Hangi nedenle yanınıza almak istiyorsunuz? Silahlarla ilgili bölümümüzde inceletmek için. Bir kez daha soruyorum müfettiş Carella. Neden? Çünkü Cy Kramer bir Savage 300 ile öldürüldü. Gazetelerde okudum. Ziyaretinizin nedeni bu mu? Evet.
Tüfeğimi görmek istediğinize göre Kramer'i benim öldürdüğümü mü sanıyorsunuz? Bunu söylemedim Bay Murphy. İnanmayacaksınız ama ben 10 adımdan bir fili bile vuramam. Yağmurlu bir gece hareket halindeki bir arabadan Kramer'i öldürebileceğimi mi sanıyorsunuz? Böyle bir şey söylemedim Bay Murphy. Ama bir sakınca görmezseniz silahınızı polis laboratuvarında inceletmek istiyorum. Namluyu koklayıp tüfekle kısa süre önce ateş edilmediğini anlamak size yetmez mi? Genellikle daha çok bilgi edinmek isteriz Bay Murphy. Kramer'ı öldüren kurşunla sizin silahınızdan çıkan bir kurşunu karşılaştırmak isteriz. Peki, madem öyle o halde vereyim. Merak etmeyin, size karşılığında bir belge veririm. Silahın temiz iade edileceğinden emin olabilirsiniz. Temiz, tertemiz. Bu sözler yeterli değil. Tüfeğim mükemmel bir haldedir müfettiş. Merak etmeyin, zorlamayacağız tüfeği. Pekala, gidip getireyim. Ben de sizinle gelebilir miyim? İstiyorsanız gelin. İşte, Savage 300. Duvarımda duruyor. Güzel bir silah değil mi? Gerçekten öyle. Duvardan alır mısınız? Tabii ki. İnsan bununla bir fili bile öldürebilir müfettiş. Şunun namlusunu biraz yana çevirirseniz nasıl olur? Niçin? Öldürmek niyetlisi değilse insanın silahı hiç kimseye doğru tutmaması gerektiği öğretildi bana. Bay Murphy, rica ederim şu namluyu... Herhalde size ateş edeceğimi ummuyorsunuz. Hayır ama... Müfettiş. Demek istediğim eğer bu tüfek cinayet silahıysa... ...sizi kendi evimde öldürecek kadar çılgın olduğuma inanmıyorsunuz. Üzerime ateş etmek niyetinde değilseniz... ...silahın namlusunu başka yana çevirir misiniz? Bay Carella, sanırım sizi hayli korkuttum. Ama inanın bana tüfek dolu değil. Alın, bakın. Üstelik de cinayet bununla işlenmedi. Bunu sizden duyduğum için mutluyum Bay Murphy. Deneme için lütfen birkaç da kurşun verir misiniz? Tabii, hazır şarjörlerim var. İşinize gelir mi? Gelmez olur mu? İyi. Buyurun, işte size bir şarjör. Teşekkür ederim. Yandaki odada bilardo masam var. Bilardo oynamayı bilir misiniz? Evet, bilirim. Bir parti çevirelim mi o halde? Hayır, teşekkür ederim. Görev başındayken ne içki içerim ne de oyun oynarım. Siz bilirsiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim Bay Murphy? Elbette, kimi arayacaksınız? Kukabonga'daki av partisine katılanlardan Joachim Miller'i. Sanırım benden sonra onu da sorgulayacaksınız. Evet, sizden önce reklamcı Frank Rutter'la konuştum. Bay Carella, siz benim ya da diğerlerinin Kramer'i öldürdüğünü mü sanıyorsunuz? Doğrusunu isterseniz ne sandığımı ben de bilmiyorum. Kramer işe yaramasın tekiydi ama bir cinayete kurban gitti. Benim görevim de onun katilini bulmak. Bunun için de onu tanıyan kim varsa sorguluyorum. Bu yüzden bana kızmayın. Yok canım, ne diye kızayım. Elbette görevinizi yapmak zorundasınız. Buyurun, kimi arayacaksanız arayın. Müfettiş Carella mı? Evet bayan. Ne oldu, neden kocamı görmek istiyorsunuz? Ay, bir şey mi var yoksa? Kocama telefon ettiğinizden beri yüreğim çarpıyor. Merak etmeyin Bayan Miller. Sadece kocanızın tanıdığı bir adamı ele geçirmeye çalışıyoruz. Bize yardımının dokunulabileceğini düşündük. Doğru söyleyin. Olayın eşimle bir ilgisi yok ya. Hayır efendim. Peki, buyurun içeriye. Teşekkür ederim. Hayatım, müfettiş Carella geldi. Ya öyle mi? Buyurun müfettiş. Aradığınızı buldunuz mu bari? Henüz değil Bay Miller. Aranan kim hayatım? Phil Kettering adında biri canım. Müfettiş telefonda sözünü etti bana. Oturmaz mısınız Bay Carella? Ne içerdiniz? Teşekkür ederim. Bir şey istemem Bay Miller. Nasıl isterseniz. Peki söyleyin bakalım, öğrenmek istediğiniz nedir? Phil Kettering ve Cy Kramer hakkında bütün bildiklerinizi. İkisini de avlanmak için gittiğim o motelde tanıdım. Fazla bir şey bilmiyorum haklarında. Yalnız bir ara sanırım yemek yüzünden tartışmışlardı. Hatta Kettering, Kramer'e dövüşmek için onu dışarıya davet etmişti. Hatırlayabildiğim kadarıyla bildiklerim bunlardan ibaret. Kettering'i daha sonra hiç gördünüz mü Bay Miller? Av partisinden döndüğümden sonra mı? Evet. Hayır, görmedim. Tüfeğiniz var mı Bay Miller? Hayır. Hayır mı? Hayır.
Peki gittiğiniz yerde avlanmadınız mı? Tüfek kiralamıştım Bay Carella. Aslında avcı değilim ben. Eşim o sıra annesini görmek için Kaliforniya'ya gitmişti. Kayınvalidemle pek geçinemem. Evliliğimize karşı çıkmış. Ama biz aldırmamıştık. Annem eşimin bir işe yaramayacağını sanıyordu. Ama kocam evlendikten sonra çok ilerledi. Pek, rica ederim. Canım, doğru değil mi söylediklerim? Kocam hayatını çok iyi kazanıyor Bay Carella. Arsalar ve maaşıyla epey para biriktirdik. Pek, lütfen. Hangi arsalar? Ne demek istiyorsunuz? Biraz iş çeviriyorum. Arsa alıp satıyorum. İyice artan bina yapımıyla bu iş kazanç sağlıyor bana. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Dediğim gibi bal gibi spekülasyon. Henüz el atılmamış. Ama benim görüşüme göre yakın zamanda değerlenecek bir köşe arıyorum. Ucuza arsa alıyorum. İnşaatçılar oraya el atınca da yüksek fiyatlara satıyorum. Bu işten ne kazandınız? Üzgünüm ama bu sorunuza cevap vermek zorunda değilim. Özür dilerim Bay Miller. Ben yalnız merak ettiğim için sormuştum. Başkaca bir amacım yok. Ay, aşağı yukarı 30-40 bin dolar kazandık. Ay, neden gizleyecekmişiz canım? Pek, susar mısın lütfen? Bu parayı biriktirdik. Büyük bir ev yaptıracağız. Yeter artık. Sus pek. Ay, tamam sustum. Bayard firmasındaki işiniz neydi Bay Miller? Elektronik mühendisiyim. Peki, özür dilerim ama bir daha soracağım. Tüfeğiniz yok değil mi? Yok dedim ya müfettiş. Ava gittiğinizde nasıl bir silah kiraladınız? 22'lik bir tüfek. Kettering'in tüfeğinin markasını hatırlıyor musunuz? Bu konuda bir bilgim yok. Ama büyük ve güçlü bir tüfekti. Adı da öyle bir şeydi ya, dur. Büyük av hayvanlarını hatırlatan bir adı vardı. Savage mi? Evet tamam. Kettering'in bir Savage'i vardı. Anlat bakalım Steve. Av partisine katılanların sorgusunu tamamladın mı? Tamamladım da. Çok ilginç kişiler. Frank Rutter, 40 yaşlarında reklam ajansı sahibi. Reklamların metin yazarlığını yapıyor. John Murphy, 65 yaşlarında zengin yaşayan, hızlı araba kullanan bir emekli. Joachim Miller ise elektronik mühendisi. Üçü de birbirini av partisinde tanımış. Hangisi Kramer'i öldüren savcı 300'lük bir tüfeğe sahip peki? Yaşlı emekli John Murphy. Bir tek onun tüfeği Savage 300. Reklamcınınki Merlin marka 22'lik. Elektronik mühendisinin tüfeği yok. Avlanmaya gittiği yerlerde kiralıyormuş. Sence yaşlı olan emekli şantajcıyı öldürmüş olabilir mi? Önce öyle sanmıştım ama adamın tüfeği laboratuvarda temiz çıktı. Desene yine başladığımız yerdeyiz. Evet, ne yazık ki öyle. Başladığımız yerdeyiz hala. Nedir bu? Kahrolası şantajcıyı kimin öldürdüğünü bulamayacak mıyız yani? Bugüne kadar çözülmeyecek sanılan ne cinayetleri çözdük de sıradan 5 para bile etmeyen sabıkalı bir şantajcının katilini mi bulamayacağız? Sakin ol Bert. Nasıl sakin olabilirim? Ortada çözülmeyecek ne var ki? Maktul şantajcı. Cinayet sebebi şantaj. Belli ki katil de şantajcının kurbanlarından birisi. Evet ama hangisi? Rammer'ın şantajına boyun eğerek para veren 3 kişi var. Biri eskiden mankenlik yapan kadın. Diğeri meyve suyu fabrikatörü. Üçüncüsü işte o sır. Ne yazık ki onun kim olduğunu hala öğrenemedik. İşte katil de o üçüncüsü. Anlıyor musun Steve? Katil, kimliğini öğrenemediğimiz o üçüncü kişi. Biri daha var Bert. Kimmiş o? Phil Kettering. Motelde ölen şantajcıyla kavga etmişti ve bir Savage 300 tüfeği var. Evet, onu unutmuşum. O da bulunamadı tabii. Evet, bulunamadı. Bulunamayan o kadar çok şey var ki. En önemlisi de şantaj malzemeleri. Ne eski manken kadının fotoğrafları, ne de meyve suyu fabrikatörüne yazılmış şu şişeden fare çıkması ile ilgili belge. Hiçbiri ortada yok. Elimizden geleni yaptık Bert. Koca şehirde ne kadar banka kasası varsa hepsini aradık ama şantajcıya ait bir kiralık kasa bulamadık. Herifin evinde aranmadık, yer bırakmadık. Dedirmek işten değil. Sanki yer yarıldı da yerin dibine geçti. Namussuz herif. Nereye saklamış olabilir şu şantaj malzemelerini? Aman Allah'ım. Arabalar Bert, arabalar. Ne arabaları Steve? Neden bahsediyorsun? Şantajcının 2 tane arabası var ya şef. Biri bıyık, diğeri Cadillac. Ne yani? Belgeleri arabaların arkasına ya da torpido gözüne falan saklayabileceğini mi söylemek istiyorsun? Neden olmasın? Hadi canım. Bu pek onun yapabileceği bir iş değil. Kramer gibi bir adamın böyle ömür boyu gelir getiren belgeleri arabasında bırakacağını hiç sanmıyorum. Belli olmaz Bert. Bir deneyelim her şeye rağmen. Ne kaybederiz? Sen bilirsin. Gidip bakalım. Neredeydi arabalar? George servisinin garajında duruyor. Say Kramer'ın arabalarına mı bakmak istiyorsunuz? Evet. Biz 87. bölge müfettişleriyiz. Ha, öyle lafla müfettişim demek yok. Önce kimliklerinizi göreyim.
Tamam tamam. Al bak bakalım. Bert Kling, baş müfettiş. Hı hı. Steve Carella, müfettiş. Tamam, şimdi konuşabiliriz. Say Kramer'ın arabalarına bir göz atmak istiyoruz. Arama emriniz var mı? Hayır. Hı. Gidip getirin o halde. Canım, işi neden yokuşa sürüyorsunuz? Biraz anlayışlı olsanıza. Anlayışlı ol da ne demek bayım ha? Arama emri olmadan bu işi yapmak kanunsuz mu değil mi? Ha, aslında kanunsuz ama topu topu... 45 kilometreyi geçmemek gerektiğinde arabayı 50 ile sürersek... ...bu yaptığımız kanunsuz mudur değil midir? Aslında kanunsuzdur. Aslında maslında buna aşırı sürat diyor musunuz demiyor musunuz? Kuşkusuz öyle. Geçen gün bana ceza yazdılar. Her zaman dikkatli araba sürerim. Fazla sürat yapmam hiç. 50 kilometreyle gidiyordum. Polisin biri bana ceza yazdı. Kendisinden anlayışlı olmasını rica ettim. Dinlemedi, cezayı yazdı. Arabaları aramak istiyorsanız gidin ve yazılı bir emir getirin. Yoksa yaptığınız iş kanunsuz olur. Birinin ceza yazması bütün polis teşkilatına düşman olmanıza yetiyor değil mi? Bir bakıma. Dilerim kimse gelip evinizi soymaz. Hadi gel Steve. Gidip arama emri getirelim. Al bakalım Bay George. Arama emri. Umarım bize başka güçlükler de çıkartmayacaksın. Ya niye çıkartayım canım? Ben sadece her şeyin kanunlara uygun olmasını istiyorum. Tamam, arabaları arayabilirsiniz. Şu en dipte yan yana duranlar. Kapılar kilitli mi? Hayır, bagajı açmak isterseniz anahtarlar kontağın üzerinde. Teşekkür ederiz Bay George. Doğrusu bize çok yardım ettiniz. Çivi çiviyi söker. Böyle söyleyin arkadaşlarınıza. Bir cinayet soruşturmasını geciktirdiğinizin farkında mısınız Bay George? Bütün bildiğim size bir arama emrinin gerekli olduğu. Bu kadar acele ettiğinize göre, şu kör olasıca emri de aldığınıza göre... ...arabaları arayacak yerde niçin tartışıyoruz he? Merak etme, şimdi yapacağız o işi. Hadi gel Steve, hadi gel. Ben Kadir'le arayacağım Steve. Sen de bu uyarı. Peki Bert. Şantajcının Katili Adloy'un 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.